arkadaşlar, ben Abdullah. Ben Fatma Demirhan. Arkada da Murat Efe'miz. Şimdi biz Türkiye'nin 1/3'ünü gezmiş bir çift olarak. Tabii Muro yoktu o zamanlar. Güzel anılar biriktirdik fakat hiç kaydetmedik. Artık bu saatten sonra her anımızı kaydedelim dedik. Evet, böyle bir düşünceyle bir kanal açmaya karar verdik. Bu da bizi açıkçası daha çok motive etti. Böyle bir şeye başlamış bulunuyoruz. Öncelikle size bir kendimizi tanıtmak istedik bu ilk videoyla. 3 kişilik küçük bir aileyiz. 4 yıllık evliyiz. Her yeri ailece geziyoruz. Kanalımızın adı Ailece bu arada. Evet. Takip etmeyi, takipleştirmeyi, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kendimi bayağı bir böyle YouTuber moduna soktum. Vallahi ilk videoda. Şimdi 10 günlük bir serüvenimiz olacak. İlk önce Lezzet Durağı Afyon'dan başlıyoruz. Gastronomi şenliği vardı orada, festival vardı. 29'unda bitti. Bu konuda biraz üzgünüz. 3 gün geç kaldık. Ama maalesef yetişemezdik zaten. O yüzden ilk Afyon'dan başlamak istedik. Afyon'a daha önce gittik ama bu kadar lezzetli yemekler olduğunu açıkçası bilmiyormuşuz. Onları tatmaya gidiyoruz sizlerle birlikte. Bakalım ne olacak. Orada yemediğimiz şeyler kalmış. Onların intikamını almaya gidiyoruz kısacası. Oradan sonra Bursa. Bursa'yı gezmiştik. İstanbul'a geçeceğimiz için arkadaşımız var orada, ona uğrayacağız. Yalova'dan karşıya geçmeyi düşünürüz İstanbul'a. İstanbul'da bir gece teyzemde kaldıktan sonra ver elini. Karadağ. Hazır vizesizken Karadağ'ı değerlendirelim dedik. Karadağ'da gidenlerden memnun olanlar var, memnun olmayanlar var. Bakalım biz ne yapacağız çocuğumuzla, bebeğimizle, nasıl bir yolculuk bizi bekliyor olacak. Çocuğu olanlar için de belki güzel bir öneri olur bu video. Yaşayıp göreceğiz. Çileden çıkar mıyız yoksa Şile babası mı oluruz? Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Evet. Genelde Antalya tarafına doğru giderken kahvaltılık simit poğaçamızı Ankara simit fırınından almayı tercih ediyoruz. Meraklıları için gösterelim hemen. Ankara simit fırını. Evet arkadaşlar, seyahatimizde şu anda Burdur'u geçmiş bulunmaktayız. Oğlumuz uyuyor. Arkada göremiyorsunuz. Durmadığı için yanına gelmek zorunda kaldım. Biraz yordu bizi. Yorucu bir yolculuk. Daha başındayız oysa. Bakalım ne olacak. Olacak gibi geliyor bana da. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi Afyon'da birkaç yer araştırdık. Güne neyle başlasak daha henüz karar veremedik ama Adana'da ciğerle başlamıştık. Evet. Afyon'da da sucukla başlanır o zaman. Zaten öğlen orada olacağız. Bakıyorum. Sucuk gömmeyle ya da sucuk İskender'le olabilir. Sucuk İskender daha çekici geliyor bana şu an. Sonrasında da gideceğimiz yerlerimiz de var. Evet, tarihi yerler. Aynen. Bayılırım. Frig Vadisi diye bir yere gitmeyi planlıyoruz. Ayazini Köyü diye bir yer var. Ney Köyü yazıyordu girişinde? Neyin? Köyü. Ayazini'nin. Esrarengiz değil de neydi? Tılsım. Tılsım mıydı? Öyle bir şeyler yazıyor. Değişik bir köy. Daha önce hiç öyle bir yer gitmedik. Dünyanın ilk apartmanı. Ha, orada. Orada başlamış gibi bir şey var yani. Evet. İlk müteahhit orada doğmuş sanırım. Avdalas Kalesi diye bir yer var. Kaya mezarları var. İşçe Hisar diye bir peri bacaları var. Peri bacalarını sadece Nevşehir'de sanıyorduk ama değilmiş. Öyleymiş. Ama biraz daha az olanı herhalde. Yani. Herhalde. Gidince göreceğiz. Siz de göreceksiniz. Burdur'u da gezdik. Salda Gölü güzel. Salda Gölü'ne gelin. Burdur şişeyin. Burdur şişeyin. Bu arada bir bilgi. Türkiye'de tek kapanan Burger King Burdur'da olmuş. Ama sonra neden? Tekrar açılmış. Çünkü Burdur şişin önüne geçememiş. Tabii ki. Böyle de kültürel bir şehirdir Burdur. Şu anda 145 kilometre kalmış Afyon'a. Kumu çok güzel Afyon'un kaymaklı. Tayland, Öz Tayland bir yer vardı. Oraya da uğramaya çalışacağız bugün. Ama kaymaklısı. Evet. Diğerleri biraz daha işin fantazisi oluyor. Kaymaklı. Klasik. Her şeyin klasiği güzel. Şimdi bugün vişneli ekmek kadayıf yiyeceğim mesela. O farklı. O da mükemmel. O farklı. Ben klasik tatlardan bahsediyorum. Vişneli, hani ekmek kadayıfı durmadan yediğimiz bir şey değil. O yüzden klasik olmasa da olur da vişnelisi ilgi uyandırıyor yani. Evet. Vişnelisi yenir. Ya biz özet olarak yemeği seviyoruz. Gezmeyi seviyoruz. Gezerken yemeği seviyoruz. Yerken de gezmeyi seviyoruz. Can Boğaz'dan gelin. Baskül ailesi olarak devam aynen edeceğiz yayınımıza. Ben evlenmeden önce zayıftım. Allah Allah. Yemeği yine seviyordum tabii de. Eşim sevdiği için, ben de eşimi çok sevdiğim için
Yemeği daha da çok sevmeye başladım. Eli de lezzetli. Teşekkür ederim. Yapar. Aslında ben çok zayıftım yani önceden. Evlendikten sonra kilo aldım. Böyle et türü şeyleri tüketmeyi seviyoruz. Sebze tüketmiyor çünkü Abdullah Beyciğim. O yüzden mecburen... Sebzeyi, ya kısacası otu inekler yesin. İnekleri ben yiyeyim kafasındayım her zaman. Olması gereken bu bence. Sence? Tabii vejeteryan insanlar var. Ona vejeteryan bir de bir şey daha var. Hayvan şeyle olan hiçbir şeyden süt bile içmeyenler, peynir yemeyenler gibi bir şey daha vardı. Ha, evet. Neydi? Çok ilgi alanım olmadığı için adı aklıma gelmiyor şu anda. O da V ile başlıyor yine. Vejeteryan ve vegan. Vegan. Ha, vegan. Bilmiyorum ya. Benim bildiğim onlar tek vegan. Geriye dönüyor bence. Benim bildiğim tek vegan Renault vegan. İğrenç. Şeyi de çok merak ediyorum Afyon'daki. Bu çorba içeceğiz ya, Bahadır çorbası. Bahadır çorbası içeceğiz de inşallah sabahları değildir sadece. Biraz o beni korkutuyor. Çünkü Sivas'ta bazı, mesela Sivas'ta kelle kırdırttık. O sadece sabahları var. Evet. Ama mükemmel. Bahadır çorbası da öyle bir şeyse biraz üzülürüm açıkçası. Sakatat da yiyoruz bu arada, anlaşıldığı üzere. Et. Kokoreç. Kokoreçin bir numarası Denizli'de yedik. Baba Dağ diye bir ilçede. Evet. Mükemmel yapıyorlar. Pusesi, onu yemek için gittik oraya. Denizli merkezden 40 kilometre. Ama o zaman işte böyle bir kayıt alma ya da böyle bir şeyimiz yoktu yani. Evet Fatma Hanım, bir anne olarak hayatınız nasıl gidiyor? Hayatım hem işte çalışan bir anneyim. O yüzden biraz yorucu ama günün sonunda oğlumu görmek bana yorgunluğumu her şeyi unutuyor. Şimdi yürümeye başladı yeni. Daha 13,5 aylık. Daha yeni yürüyor. Bizi artık kapıda karşılamaya başladı. Anneannesi bakıyor şu anda. Bakalım, şu anda bir sıkıntımız yok. Özlem dışında. İkimiz de aynı iş yerinde çalışıyoruz. Evet. İkimiz de kendi bölümlerimizin müdürüyüz. Alanya'da yaşıyoruz bu arada. Ben aslen Karadenizliyim. Eşim Alanyalı. Alanyalı. Antalyalı değil onlar. Alanyalı. Alanyalıyız. Alanya Gazipaşa. Gazipaşa da Antalya'nın bir ilçesi. Ama hep Alanya'da yaşadığımız için babam Gazipaşalı, benim annem Alanyalı. Burada hep Alanyalıyız diyoruz yani. Dilimizi perezenk olmuş biraz. Ben az ve az Karadenizliyim. Babam Ordu, annem Samsun. Eşim Ordulu. Ordu Ortaköy miydi? Kütüğün, Ordu Ortaköy köyümüz. Kütüğünde Altın Ordu yazıyor. Onu yazdı. O yazıyı gördüğümde şoka girmiştim. Habersiz. Devletten gördüm. Düğünü yaptık. Ertesi gün balayında gire devletine bir bak, ikametine dedim. Kütük Altın Ordu. Ya dedim, devlet ne kadar hızlı çalışıyor. Türkiye'nin her yeri güzel ya. Güzel. Biz ilk önce ülkemizi bitirdik. Daha bitmedi aslında. İç Anadolu var. 4'te 3. Marmara var. Bitirdik sayılır. Sırayla gezeceğiz ya. Hani öldükten sonra yaradan sormaz mı? Ben ne güzel yerler yarattım. Akulum. Hiç görmedim. Sen salak mısın? Hiç gezmeden, görmeden, yemeden niye buraya geldin demez mi? Bence der. Bilmiyorsa. Yaradan başka şeyler de der de. Ya... Bu ilk bunu diyecek bence, öbürlerine geçmeden. Öbürleri daha bu değil. Öbürleri daha resmi konular der diye düşünüyorum. Şimdi Afyon'a aşağı yukarı 1,5-1 saat gibi bir yolumuz kaldı. Afyon'a giriş yapacağız. Tıka basa yiyip. Hayır ya, bence azar azar yiyip. Çünkü 4 tane yere uğramak istiyoruz. Tıka basadan kastım şu. Her yerde bir porsiyon ikimiz. Ha. Peş peşe yiyebiliriz. Evet, yaparız. Yaparız, bilirsiniz. Bilemezsiniz daha ama bileceksiniz. Bileceksiniz yakında. Her şeyi bileceksiniz. Yaparız diye düşünüyorum. Bunu Güneydoğu'ya gittiğimizde de böyle konuştuk. Biz Güneydoğu'ya Mayıs ayında gitmeyi tercih ettik. Ege turumuza da Ekim'de gitmiştik. İkisinde bence güzel tercihler yaptık. Hem hava açısından. Evet. Yine böyle 11 günlük bir şeydi, yolculuktu. Şöyle yapıyoruz gitmeden önce. Eşimle birlikte... Bakıyoruz hangi şehirde en çok görülmeye değer. Çünkü birer gün vakit ayırabilmiştik o zaman biz. Görülmeye değer nereler var ve ne yenir, nerede ne yenir. Böyle hep 5 puanlı yıldızlı yerlerde yemeği tercih ettik. Çok da pişman olduğumuz bir yer olmadı yani. Hani bu Google'dan falan baktığımızda. Bir yer oldu. İsim versek mi? Toz. Ha evet. Ya hani Adana. Kötü değildi ama gereksizdi mesela. Adana'da kebap yemedik. Çünkü çok o kadar değişik şeyler yemek istedik ki. Niye tostçuda yedik anlamadım ya. Ya o zaman meşhurdu. İşte öyle yapıyoruz. Öncesinden bir plan yapıyoruz. Gideceğimiz yerleri bir rota oluşturuyoruz. Rotanın dışına çıkmıyoruz genelde. Çünkü yol güzergahını ona göre ayarlıyoruz. O kadar
geri dönüş pek olmuyor yani. Hani çok nadir olmuştur olduysa da. Önceden planlayıp gitmek her zaman daha iyi bize göre. Biz valizimizi bile ona göre planlıyoruz mesela. Hani vakit kaybetmemek için. İki valiz yapıyoruz. Dört günlük bir yapıyoruz. Ya da 5 gün, 10 gün. 10 gün kalacaksak 5'er 5'er yapıyoruz. Sürekli otele 2 valizi birden çıkartmak zor oluyor çünkü. Hep bunları deneyimledik, tecrübe ettik. Şimdi de aynı şekilde yaptık. Tabii o zaman bir de Murat Efe yoktu. Aynen, şimdi bir de Murat Efe'miz bir valizimiz var. De Murat Efe'mizin. Hatta 2 diyebiliriz, küçük bir tane de şeyimiz var. Yolluk. Yolluk. Diyoruz. Hani haritada çıkarıyoruz güzelce güzergahı. Hem yiyeceğimiz hem gezeceğimiz yerler tık tık. Şuraya gidip geri dönüp bir daha oraya gitmeyle uğraşmıyoruz. Vakit kaybı. Ya gezemezsek ya yiyemezsek. Bunlar sıkıntı. Durum bu arkadaşlar yani. Hani bize destek olun. Yorum yapın. Abone olun. Bildirim açın. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Gitmemizi istediğiniz yerler varsa yazın. Para yollayın. Gitmemiz için. Öneride bulunabilirler. İkimiz de aynı iş yerinde 10 yıldır çalışıyoruz bu arada. Evet. Çoğu şeyi beraber birlikte yaptık, başardık. Bunu artık hayat bize yeni bir maceraya başlamamız gerektiğini hissettirdi bana. Ben ortaya attım bu fikri. Eşim de baktım dünden razıymış zaten. Biz birçok ana biriktirdik ama oğlumuz da işin içine girdiği için kayıt altına alalım diye düşündük. Yani. YouTuber'lık, paradır, bilmem nedir. Onlar çok ikinci, üçüncü, belki beşinci planda ama şu anda bizim için bunlar güzel bir anı olacak. Ve birçok kişiye ulaşacağını düşünüyoruz. O yüzden mutluyuz. Afyon değişmiş mi? Bir gram değişiklik yok. 4 sene önce nasılsa hala aynı. Annesi? Sen yoktu sadece. Şimdi ilk durağımız Nur Lokantası. Benim oğluma bakacağına babacığım ya. Babam. Babam, babası. Murat Efe. Anneciğim bak. Bak. Aa. Baba. Bu virajı dönünce geleceğiz. Her yerin sucuk kokması şaka mı? Selamünaleyküm. Bahadır çorbası var mı? Var, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İşkembe, mercimek, tandır, paça, keşke keşkemiz ki onunla kalmadılar. Bahadır çorbası olsun. Bahadır var. Bir Bahadır mı? Bir Bahadır ama ortaya alalım. Keşken kalmadı. Maalesef. Bahadır bir. Başka bir şey istiyor musun? Tandır var, mercimek var, işkembe var. Biz Bahadır'ı yiyelim de. Oğlana da alabilir miyiz yani? Tamam. İsterseniz az da verebiliriz yani. Nasıl? Tamam, hangisi? Az da olanı alalım. Bahadır mı olsun? Aynen. Evet. Bahadır dediğimiz şey, telefaça gibi bir şey. Evet, işkembeyle dilin karışımı. İşkembe. Evet. Bahadır çorbamız geldi. Murat Efe'miz de aç. Ekmeğe dayandı. Çok mu acıktın acaba? Hadi yiyelim o zaman. Dil ve işkembe karışımı değil mi? Deneyelim. İlk sen baksaydın bir tadı. Yer bence. Bizimki her şey yer de. Sen bak bir. Bakıyorum. İlk yorumunu alalım. İyi. Başarılı. O zaman. Bence çok iyi. Ben seni şuraya oturtursam daha güzel bir gezen gece biliyor musun? Buran. Mama geliyor hemen. Hemen geliyor. Nasıl? Mükemmel. Başka bir şey atılıyor mu sirke falan bilmiyorum ama bence gerek yok. Anneciğim geliyor.
Mama geliyor, mama geliyor. İşkembeye dair hiçbir şey hissetmiyorum. İşkembe. Bahadır çorbası bizden 10 üzerinden kaç alsın? 9,5. Buçuğu ne? Buçuğunu da kırmayabiliriz ya. Olmuyor. Değil mi anneciğim? Çok güzel değil mi oğlum? Bebeğim beğendin mi çorbayı? Açacağız. Aferin benim oğlum ya. Of. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Elisa. Annesi. Bu bir tane çocuğun adı değil mi Bahadır? Öyleymiş. Hadi anneciğim gidiyoruz. Hadi. Hızlı olmamız lazım. Aferin anne. Aferin çocuk. Anneciğim. Oğlum masayı yeme. Hadi mama mama mama. Mama. Kadir Usta burada mı acaba? Afiyet olsun. Kadir Usta burada. Bu Bahadır çorbasının... Bahadır'ın nereden geliyor? Onun Bahadır'ı nereden geliyor? Onun Bahadır'ı bizim yıllardır onu yiyen bir müşterimiz vardı. O şekilde o. İşkembe ve dil yiyordu. Sadece o yiyordu. O başlattı onları karışık olarak. Başka o zamanlar kimse yemezdi. Daha yiyorlar öncesinde. Biz de ona jest olsun diye onun adını verdik o şekilde. Buna dedik Bahadır çorbası diyelim. O şekilde tuttu ve kabul de gördü. Süper olmuş ya. Süper. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Çok da lezzetliydi. Elinize sağlık. Burada başka neler var? Daha doğrusu şuradan alalım. Başka çorbalar da hep yok bu abiler. Evet. Evet anneciğim. Ha? Beğendin mi? Beğendin mi çorbayı? Tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Evet. Memnun. Evet. İyi günler. Beğendik. Sen. Bahadır çorbasıyla ilgili yorumun? Benim için geçerli. Tabii benim için de çok geçerli. Şöyle hani böyle... Ben normalde işkembe çorbası içmiyorum. Yani kelle paça içiyorum ama işkembe no benim için. Yolu uzattık. Ama mükemmel olmuş. İşkembe ve dil var içerisinde Bahadır çorbasına. Peki ben... Zaten arabası şaka mı? Ney? Bu zabıt arabası şaka mı? Tam caddelik işte. Şimdi... Evet, şimdiki durağımız Abdullah Bey. İkram Ali Usta et ve et ürünleri. İkram Ali Usta et. Hı-hı. İkram Ali Usta. Gömme sucuk. Gömme sucuk. Yenir. Bizim için yenmeyen çok az şey olduğu için de. Bunu Sivas'ta da böyle değil, değil mi aşkım? Sivas'ta da böyle, evet. Ya böyle olması bütün esnafa yarıyor. Evet. Aa, bak, ön stylerini değiştirmişler. Ben ne değişiklik var diyordum. Tabelalar değişmiş. Birazdan oraya da gideceğiz. Evet, bu ön stylen yayla şekerleme Afyon'un bir numara lokomotifi arkadaşlar. Benim için öyle yani. Başka var mı? Onu da çok araştırma. Sucuklarından da daha önce geldiğimizde sucuklarımızı almıştık gayet başarılıydı. Buranın şey, Cumhuriyet sucuğu da meşhur aslında. Şöyle meydana doğru yürüyoruz. Burası trafiğe kapalı alan değil mi? Büyük bir ihtimal. Gündüzleri kapatıp akşamları açıyor olabilir. Çünkü çok dar. Taşıtıcı'nın sıkıntı. Ahmet İpek'e de daha önce de bakmıştık, hatırlıyor musun? Neye? Buranın bir markasıymış. Ahmet İpek. Sucuk markası. Ahmet İpek. Biz bunlara hep reklam mı yazacağız şimdi? Herkesin reklamını yaptık. Gel bir. Yanlış yerde miyiz? O yolda mı kalıyor hocam? Allah Allah. Şurada arada bir yol gösteriyor. Karaca doğru geliyor. Şu arada mı ki? Yok. O zaman önce dönerciye gidelim. Tamam gelmiş. Haritadan iyice bir bakalım. Rotamız değişiyor arkadaşlar. Gamze döner. Gamze dönerdeyiz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldin. Burada sucuk İskender yiyeceğiz. Karşılama güzel. Sucuk İskender geldi. Tabii böyle gelmiyor da. Abla
Buna beni beklemiş sağ olsun. Beklemiş hali. Biz oğlum şimdi yukarı çıkmıştık oysak sadece. Evet, yorumunu alalım. Hemen bakalım. Yenir mi? Yenir. Benim sevdiğim tatlar. Baharatlı ama çok değil. Böyle şeylere bayılıyorum biliyorsun. Peki şu arkadaşın sevdiği tatlar hangisi? Bence bu ona ağır olabilir ama yedirmeyelim. Yedirmeyelim. Zaten yiyeceğini de sanmıyorum. Ekmeğinden yesinler. Yiyebilir misin anneciğim? Mama? Sen mi? Ben çok beğendim. Beğendim. Yani bu şeyle yakışan bir lezzet. Hadi ya. Güzel. Bu bir porsiyon mu? Bir buçuk. Bayağı bir buçuk. Baba. Vereyim anneciğim. Veriyorum anneciğim. Oğlumuzun daha 13 aylık olması dışında başka bir sıkıntımız yok. Her şeyi yiyor. Biraz önce dil ve işkembe yedi. Maşallah. Tebarek Allah diyoruz. Güzel. Evet. Kafamı salladı. Evet. Güzel diyor. Anası seviyor, babası seviyor. Anneannesi. Ailece diye yeni bir kanalımız var. Tabii ki evet. Evet. Gamze Döner'den çıktık. Sucuk İskender yedik. Bence şimdi güzeldi. Yani ben bence de güzeldi. Hani dışarıdan bir misafirin gelse sucuk İskender yemeye götürür. Değil mi burada yaşasan? Aynen öyle. Yani. Şimdiki durağımız Aftat. Ekmek kadayıf yiyeceğiz. Ben en çok Mişneli ekmek kadayıfını merak ediyorum. Burası. Aa, hemen burası olsun. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Merhaba. Nişnesiniz? Nişnede ekmek kadayıf. Ben kabak tatlısı da istedim. Bir ama kabak tatlısı. Az az olsun. Kabak tatlısı. Hepsini deneyelim. Fırında mı olsun, haşlama mı olsun? Haşlama. Haşlama? Fırında mı dedin? Fırında da mı kalır bence? Tamam, fırında. Deviş ne renk ne kadar? Deviş de hemen. Hayır. Hayır, oralar yenmez. Diye burası alışmış bence YouTuber'lara falan. Evet, evet. O Gamze Döner'de de şey, hemen kanalımızın ismini falan sordular biliyorsun. Evet. Ama veremedim. Neydi aileci? Hey. Evet, aşkım evet anneciğim. Aşkım yaşıyorlar biraz çıkmayın anneciğim. Oo. Evet. Anneciğim bir bakar mısınız? Anne. Kabak. Al bakalım yakışıklı, bu da senin olsun. Anneciğim yakışıklı bana. Bak, abi verdi bak. Aa, teşekkür ederiz. Evet, çok güzelmiş değil mi?
Evet. Evet. Ay, abi verdi. Mutlu oldun mu? Evet anneciğim, seni de sana verdiler bunu. Oh. Öpücük al. Onu mu istiyorsun şimdi şurada güzelim? Kadayıf varken. Bir bakar mısın sadece? Aa, zehir aldı. Şimdi yer. Mama. Sen var ya sen. Tadına bakınca. Zehir aldın tabii değil mi? Ama çok tatlı yemiyoruz. Evet. Benim puanım 9 kanka. Kanka derken? Benim puanım sana 9 kanka. Tahin yok mu da? Var mı? Bilmiyorum. Tahinli demek gerek dedi. Bir şeyler yapıyorum ortada. Run. Ödedim ya, Allah Allah. Daha o boyuta gelmedin. Evet. Evet, tavsiye ederim. Yine dediğim gibi, burada oturuyor olsam, misafirim gelse bir vişne kadayıfı kaymaklı yediririm yani. Sen ne diyorsun? Ben beğendim yani, vişne öyle bir ağır bir vişneliği yok. Ama vişne olduğu da belli tabii ki. Üzerindeki şeyi kaymak, asıl buradaki şey bence kaymak. Yani. Kaymağın iyi oluşu her şeyi etkiliyor. Aynen. Kaymakla birlikte güzel olmuş yani. Güzel bir lezzet. Şimdi sıradaki durağımız Öz Taylan. Aa, ne kadar büyütmüşler içeriği. Önceden böyle değil. Kolay gelsin. Ne istiyorsun? Sadece kaymaklı. Biliyorsa ben ama alalım. Teşekkürler. Hala aynı. Daha önce de gelmiştik zaten buraya Öz Taylan. Evet. Şekerleme, lokum. Bunu çok met etmemize gerek yok. Kötü olsaydı daha gelmezdik zaten. Aynen. Ama dediğim gibi. Lokumlusu mükemmel. Kaymaklısı. Pardon. Lokumlu lokum. Lokumlu zaten o. Kaymaklı lokumu mükemmel. Güzel. Vişne kadayıfı da güzel. Fiyatı kilosu 290 TL'ymiş lokumların kilosu. Şimdi arabamıza gidiyoruz otoparka. Oradan sonra da İkram Ali Usta, evet, gömme sucuğumuzu yiyip. Buradan 2 kilometre falan uzaklığı. Evet. O yüzden arabaya geri dönmek zorundayız. Oradan sonra da tarihi yerleri gezmeye gideceğiz bakalım. Olmaz Ali. Merhaba. Hoş geldiniz. Abi, teşekkürler. Bu buharda pişiyor herhalde. Fırında da. Fırın. Külde pişiyor da. Hemen bakıyorum. Gerçekten mükemmel. Ya bu lezzetle sevdiğimi biliyorsun. O kadar az ki böyle şey baharatlı olduğu falan. Çok güzel olmuş. Hmm.
Sucuğu hiç böyle yememiş. Değil mi? Ama evde yapsan bu iş bir oturmaya bir kan kalıyoruz. Hı? Ama buranın sucuğu da ayrı yani. Çok güzel. Afyon gastronomi gezimizin sonuna geldik. Gömme sucuğu kesinlikle tavsiye ediyorum. Her pazar kahvaltısında olması gereken bir lezzet bence. Ama tabii maddi olarak olabilir misin, olamaz mısın bilmiyorum. Ama mükemmel. Sucukta en önemli olan şey ağza gelmemesi abi. Baharatsız sucuk. Baharatı var ama şey değil. Öyle marketlerde satılan sucuklar değil yani. Aynen. Gerçekten sucuk bu yani. Kendileri yapıyorlar yani. Mükemmel. Aynı zamanda da kasap da bu gittiğimiz yer. Yine söyleyeceğim. Afyon'da yaşıyor olsam yine gelen misafirimi gömme sucuk yemeye götürürüm abi. Vişne kadayıfı yemeye götürürüm abi. Sucuk İskender yemeye götürürüm. Sonra eve götürür. Kahvenin yanında da lokum. Kaymaklı lokum yedirir. Kahveyi de dışarıda içmeyelim yani. Doğru mu canım eşim? Bir tanem. Kesinlikle öyle. Peki bunlar Alanya'da olsa ne diyecektin acaba? Bunlar Alanya'da olsa büyük bir ihtimal... Hiçbir yere gidemez. Ya bir de şöyle bir şey var. Olmadığı için böyle diyebiliyorum ama olsaydı belki Alanya'da da çekici gelmeyebilirdi artık. Çünkü olmayan şey yokken güzel. Ama sen hep varsın, hep güzelsin. Abi sucuk bana ilham veriyor sana. Evet arkadaşlar, yiyeceğimizi yedik. Şimdi biraz da Afyon'un doğal güzelliklerine bakmaya gidiyoruz. Tarihi güzellikleri. Evet. İlk durağımız Peribacaları. Ben Kapadokya kadar bir yer beklemiyorum tabii ki ama bakalım. Ya büyük bir ihtimal şöyle şu karşıda gördüğümüz tepe var ya, tırı geçelim. Bir de ben şunu anlamıyorum. Niye hep sol şeritte büyük araçlar var? Şu tepe var ya. Bu tepenin üstünde 3-5 tane peribacası var. Gideceğiz, göreceğiz, göstereceğiz. İnşallah Rabbim herkese imkan verir. Bol bol gezer, bol bol yer, içer. İnşallah. İnşallah. En önemlisi gezeceğin kişiyi bileceksin abi. Sucuk ya. Sucuğun etkisi. Sucuğun etkileri bunlar. Denedik. Çok zorlamak istemedik. Peri bacalarına uzaktan bakın Afyon'da. Yanına çok yanaşmaya gelmiyor. Yani yol daha yeni mi yapılıyor yoksa asfaltı sökülmüş? Yeni asfalt mı döşenecek anlamış değilim. Araba saplanacak gibiydi kuma. Ben de zorlamadım geri dönüyorum. Bir gün yapılırsa inşallah geliriz. Yani şu tepenin ardı anladığım kadarıyla. Hatta çok yeni gelişmekte olduğunu şuradan anladım. Peri bacalarına gider diye duvara spreyle yazmışlar. Değer mi bilmiyorum. Buralar daha yeni yapılanıyor büyük bir ihtimal. 2024'te de keşfetmeleri ilginç. Eğer yeni keşifse. Yapılınca belki yolumuz düşerse tekrar geliriz. Şimdilik görüşürüz, gösteremedik. Ayazini nekropolisine geliyoruz. Bir önceki üzüntümüzü anlatamam. Acısını buradan çıkaracağız sanırım. Ama çok da az kaldı havanın kararmasına. Bakalım yetişebilecek miyiz? Gün batımını yakaladık büyük bir ihtimal. En azından bir tane tarihi yer görelim Afyon'da. Anlamı olsun. Aynen. Daha önce Afyon'a geldiğimizde sadece kalesine gitmiştik. Oraya da çıkmadık. Bence siz de çıkmayın. Çıkanlar gerek yok diyormuş. Ayazini nekropolisine yoldan gidiyoruz. Çevreye... Sol, çeksene aşkım sol tarafa bak. Yine peribacamsı bir yapılar var. Görmedik demeyin. Sol tarafta bayağı şeyler var. Karstik bir yapı burası zaten. Bunlar neymiş? Fasulye. Benziyor. Yok canım. O kadar uzun fasulye mi olur? Bence ayçiçeği. Bayağı bir gidiyoruz herhalde. Annesi? Oh, çok susamış. Asıl manzarayı mı gösteriyorsun? Evet, asıl manzarayı gösterdim. Teyzem çuvalların üstüne oturmuş. Çuvalları... Halat görevi görüyor çuvalların üstünde herhalde. Önemli değil, çuval düşmez. Ha, gizemli bir yerleşime giriyorsunuz diyor. Şaşırmayın diyor. Allah Allah. Şurayı çekelim. Buradan... O tarafta da bir şey var mı? Var mı? Tabela yok. Yazıyor bir şey. Neresiydi hayatım burası? Dara. Mardin'le Urfa arasında bir dara. Dara antik kent. Dara antik kent var. Aynı oraya benziyor. Sahibinden satılık iki tane ağaç var. Çok komik. Ama yolları kötü ya. Yani yapılması lazım madem bu kadar gizemli olduğu için mi acaba yaptın? Gizemini korusun. Bakın Frigya'ya gider diye elle yazmışlar. İnsanlar yazmışlar gerçekten ya. Baksana mağaramsı şeyler var ya. Oo, bu neymiş? Bayağı gidiyor içeri. Sosyal tesisi var.
Frigya'nın kalbi Ayazini. Bizans kaya mekanları diyor. Aa bak, yolun kenarından bile çekebiliyorsun böyle bir yapıyı. Burayı fotoğrafını da çekmek istiyorum eğer, tamam. Çeker misin? Ve burası neymiş? Evet. Bizans kaya mekanlarıymış. Mezarları değil, mekanlar. Ya da ben mi yanlış okudum? Oo. Tamam. Hı. Zaten burası fotoğraflardaki yerde, baksana. Hı. He. Anne, güzel miymiş burası? Evet anneciğim, çok değişik değil mi? Burada işte ilk apartman. Burada bir yerde. Burası olabilir sana. Yazıyı okumak lazım. Bak buradan çıkılıp bir gezi var. Gezilebiliyor yani. Çıkalım mı? Çıkalım. Geri dönüşte çıkar. Ailesi var mı şuradaki? Esnaflara soralım. Selamünaleyküm. Reis, buradan ileride var mı bir şey? Var. Tamam. Teşekkürler. Oradan mı baş? Tamam, teşekkürler. Buradan başlıyorsa girişini... Ay şu ağacın güzelliği. Girişinin... Altına da sedir yapmışlar. Frig uygarlığı varmış burada. Frigyalılar yaşamış yani. Ama bayağı bir sağlam. Neden? Kayaların içine yapıldığı için büyük bir... Bildiğin bir medeniyetin şeyi yani, ortası. 3000 adımda yıllık tarih diyor. Çocuğumuz büyük olsa yürünür burada aslında. Baksana. Bildiğin apartman kapıları yani, daire kapılar. Girişleri var hepsi. Yaşamışlar insanlar buralarda. Çok ilginç. Bizans kaya mekanları yine. Ama tabii içleri boş. Hani içte görecek bir şey yok gibi düşünüyorum ben. Değil mi? Yani. Tabii biri bir defineyi unuttuysa o ayrı bir şey de. Tabii tabii. O da bize 4 yıldır çıkmadı, şansımıza bir şey. Ama aramaya devam. Yılmaya gerek yok yani. Burası çok güzel. He. Frig uygarlığı. Baksana, bahçeleri bile var adam. Aa, yukarıda bak şey var. Aa, lahit kapısı. Evet. Kral mezarı galiba. Ah, buradan ne hazineler kaldırmışlar. Bak orası kesinlikle kral mezar. Yakınlaştırabiliyor musun? Yakınlaştırdım ama 2x kadar yakınlaşabiliyor sadece, doğru mu? Evet. Kimse yok fakat o ilginç. Ha, bir şey de yok. Kapanış saati yazan bir yer de yok. Burasının öyle özel bir girişi de yok yani, herhangi bir ücret ya da kent kart diyorum ya, müze kart. Evet. Yalnız en sevdiğim yani şey ne biliyor musun olayda? Arabayla gezebiliyoruz. Kaplumbağa Vadisi yürüyüş yolu diyor. Buradan öteye yürümemiz gerekir. Ne yapalım gelmişken? Yürüyüş yolu dediği için. Kaplumbağaların yürüyüş yolu galiba. Buraya büyük bir vakit lazım bence. Sabahtan geleceksin, gezeceğim. Şu anda kimse de yok. Hava kararmak üzere. Yoksa yürürüz yani, biliyorsunuz. Az yürümedik. Hayır yani, çok yürümüşlüğümüz de var şimdi. Sonunda ne olmadı, ne olduğunu bilmeden. Size dünyanın ilk apartmanını göstereceğim. Fatma'nın burada tek başına fotoğraflar çekilirken yakalandı. Dünyanın ilk apartmanı buradaymış. Gidebilirsin içeriye doğru. Devasa bir yapı. Frig Residence. Alaturka tuvalet. Bir bakayım. Evet, içeriye giriş yapıyoruz. Alaturka tuvalet bu sanırım. Burası ne bilmiyorum. Şurada bir oda daha var. Buradan bir geçiş var. Şimdi son. Tuvaletler bunlar. İkinci katta tuvalet olduğunu kanıtlayabilirim. Sebebi de bugünkü sidik kokular hala duruyor. Sanırım ikinci katta bırakıp herhangi bir gider onun alt komşunun tavanını rutubetlendiriyor olabilirler. Zamanında da kuruyordur. Esen bir yer burası ya. Güzel bir esintisi var. Tavsiye ediyorum herkese. Bizi de çektirsin. Acelesi var herhalde. Keşfi yaptım. Ortamı anlattım. Hı. İyi şeyler yok.
Nasıl yani? İkinci kat tuvalet büyük bir ihtimal. İkinci kata mı yapmışlar tuvalet? Ya kanıtlama sebebim de hala sidik kokusu duruyor. Ya şaka yapıyorsun. Böyle oturmalı yerler var. Ama bunlarınki kol... Hayatım tuvalet bence şu fotoğraftaki gibi bir şey. Bakayım. Ben onu da gördüm. İlk onu benzettim de. Ha tamam burası işte. Tamam. Bak şöyle. Oturma yerleri var dedim. Bu... Ha bu Roma zamanında kalmadı. Roma zamanındaki şey ama. Arkası yok. Adam bunda sırtını da dayayabiliyorsun. Süpermiş. Bu farklı, güzel. İyi bakalım. Göreceğim ben de videoda bakalım. Gelmedin ama olsun. Nasıl gelmedin? Bir de bana yürümüyorsun dersin. Oğlanı bırakmış gitmişsin. Nasıl gelmedin? Olur böyle. Arkadaşlar. Gelip görebilirsiniz. Görmezseniz çok bir şey kaçırır mısınız? Zaten tarih bitmiş. Kaçan kaçmış. Ama gelin görün yani. Bence de görülmeye değer bir yer. Burası yani bana şey... Sıradan bir yer değil yani burası. Burası bana şeyi anımsattı. Kapadokya'nın bir tık lüksleşmiş halini. Anlatabildim mi? Hani bir 200 yıl geçmiş hali. Yaşanmışlık. Heh. Ha, sen diyorsun ki ne? Kapadokya'daki peribacalarının içinin oyulup yaşanmış şekilde kalmış hali. Ha yani. Öyle diyebiliriz. Güzel ülkemin güzel yerleri. Daha ileri mi gidiyoruz? Normalde asıl gideceğimiz yer daha ilerisi. Dediler ya girişte en sondan başlıyor diye. Benim garibime giden olay o. Baksana ne diyor? Yazılı kilise diyor. Genç İsa kilisesi diyor. Burada güzel yaşanmış. Şöyle. Yani bayağı yaşanmış. Mesela Kapadokya'ya gittiğimizde alanlar daha da eski. Buradaki bir tık yeni. Kapadokya bir de çok turistik. Burası daha tam turistik olmadığı için de olabilir. Ama olursa da güzel olur yani. Potansiyel var mı dersen bence var. Ne diyor? Asiller mezarıymış. Burada şöyle söyleyeyim ben size. Gezilecek yerler çok güzel. Hani merak... Burada kale gibi bir şey. Tabii meraklısınadır bu işi, öyle söyleyeyim. Tabii canım. İki gün şurada bir tatil yapsan, yürüme her yerini gezersin. İçeride bir şey var mı, bir kalıntı var mı, yok. Burası da Frigya kadın ürünlerinin pazar yeriymiş arkadaşlar. Gündüz gelmek lazım, bunlar her yer kapanmış. Erken kapatıyor. Demek ki ya dediğin gibi Kapadokya kadar turist çekmiyor herhalde. Turist çekse bence şu ortama bakar mısın? Dışarıya. Çok çekelim. Güzel. Tarihi bir köy bence yani burası. Şöyle Afyon'da bizi ağırlayacak biri varsa ben buraya bir daha gelirim. Ama kalmamız lazım. Böyle renkli evleri de seviyorum ben. Antalya'nın kale içi gibi baksana. Bir de her yere arabayla girebiliyorsun burada. Çiçeklerin güzelliği. Bu da çok ilginç bir şey. Buralar aslında fotoğraf falan çekilmek için çok güzel yerler ama biz çok geç kaldık ve hava bayağı serinledi. Baksana şu salıncakta oturup bir... Evet. Çok güzelmiş. Şu yukarıdakiler neydi? Abama sor. Haşhaş. Susam mı diyecektim hanımefendi bana söyle. Yardımcı oldu haşhaşmış. Teşekkürler. Çok güzel kafeleri var. Ben beğendim yani burayı. Dutlu bahçeymiş orası mesela. Ve bakımlı da ha. Evet çok güzel. Her yer tertemiz. Şöyle bir köyde yaşamak ister misin deseler. Yaşanınca borcum derdim olabilir. Tasam olmasa. Yaşarım yani. Yaşlanınca ben de yaşayabilirim. Hatta buranın bir de denize falan açıldığını düşünsene. Of. Ama bilin bakalım ne eksik. Afyon'da deniz yok. Ya köyün şeyi çok güzel. Temiz. Tertemiz. Bir de taş evler. Bak şu evler eski mesela. O taş evler daha eski. Bir tık da restorasyon görmüş gibi. Ha. Derleyip toparlamışlar. Güzel durmuş yani. Güzel olmuş. Ben bu potansiyeli beklemiyordum. Buranın hani resimlerini görüyorduk. Ha burada erken gelenler kahvaltıları da güzel oluyormuş. Evet. Erken gelebilirseniz değerlendirin. Otel bile varmış burada. Evet. Ya burası modern Kapadokya geldi bana. Yolları bir kere Kapadokya'dan daha güzel. Ya şehrin meydanında vardı çamur çorak. Ben seviyorum orayı aslında ama Abdullah'ı sevdirmek için bayağı bir uğraştım. Benim için diyor yolu bile kötü diyor. Yoldan kaybediyor en başta. Abi bir yer turist ağırlıyorsa. Evet. Bak Alanya'da da bu hatayı bazen yapıyorlar. Sezon başladı mı yol yapım çalışması. Bilmem ne bakım onarım çalışması. Abi kışın yapacaksın bu işi ya. Gece gündüz çalışacaksın. Ya milyon liralar geliyor buraya sonuçta. Döviz akıyor. Evet. Burası Abdalaz Kalesi'ymiş. Ha bak şuradan çıkılıyor.
tüf kayaya oyulmuş, çok katlı ve çok odalı bir kaya kütlesi olup günümüz apartmanları gibi yerleşim birimi olarak kullanılmıştır. Kaya kütlesinin üst girişinde büyük bir sarnıç, alt kısmında ise mezar odaları bulunmaktadır. Bizanslılar zamanında inşa edilen yerleşim yerinin aynı zamanda kale olarak da savunma amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Nasıl okuyorsun ya sen orayı maşallah? Göster nereye okuduğunu. Ben asla okuyamıyorum. Bazı arkadaşlar nereye okuduğumu bilmeden okuması zayıf diye düşünmüş olabilir de. Evet arkadaşlar, gezelim görelim ailece devam ediyor.